Kaymakamımız, Nevai Devlet Yönetimi, Meclis üyeleri, ilçe başkanının katıldığı çok güzel bir kurban keserek bir tören attık. Akabinde yine bundan sonra gidenlere tavsiye ediyorum. Kısmet olur ise bu sene o kamelyanın çeşmenin olduğu yere 6 tane piknik masası aldım. 2 salıncak aldım. 2 tahterevalli bir kaykay aldım. Onları da kuracağız. Bir kısmını köy konağının kenarına kuracağız. Orayı boyadık. Çeşmeyi de yaptık. Kullanılır bir hale getirdik. Ve kaymakamın katıldığı çok güzel bir kahvaltı verdik orada. Sağ olsun köylerimiz de katıldı. Renkli geçti. Temelimiz biraz masraflı oldu. 71-72 lira civarında bir rakama ulaştı. Buradan sadece Nalbur'dan aldığımız parayı 2 lira civarında bir 850 lira tutmuş. Bunu Erdal üstlendi. Bir 350-60 lira civarında da hazır betoncuya borcumuz kaldı. Çok şükür borçsuz bitirdik. Ama dediğim gibi kaymakam da hatta bana espri yaptı. Başkan ne yapacaksın, buraya apartman mı dikeceksin diye espri yaptı. Çok güzel bir temel attık. Onun zemin biraz rutubetli olduğu için dibine bir kere 7-8 santim bir hazır çakıl serdikten sonra oraya bir beton attık. Üstüne muşamba yapıştırdık. Onun üstüne radyal temel yaptık. Radyal temelden sonra kirişler döndük 60 santim. Kirişin içini doldurduk. Üstüne de şam attık. Bundan sonra sanıyorum her 40 liraya bir kat atacağız. Tahminimiz öyle tabii ki. Evdeki hesap çarşıya bazen uymuyor ama yuvarlak rakam 40 liraya çıkıyor herhalde. Sizden bir ricam, köylerimizden bana taahhütleri birer lira veririz başlayın demiş idi. Bunda herkesi teşvik edin. Bu bir hayır işi. Ben bakın, Allah razı olsun tabii ki hepsi dedemin emeği. Bana geçenlerde bir teklif geldi ama işin bilincinde olmadan bana teklif yaptı birisi. Başkan bana oradan 500 metre yer ver, sana 30 lira para vereceğim. Sen de köy konağında kullan dedi. Ben orayı köy güzel kişiliğine bağışladım. Allah razı olsun. 21 tane varis vekaletlerini verdiler. Biz götürdük, köy güzel kişiliğine verdik. Kısmet olur ise ona ben iddia ediyorum. Alt köy günden iyi olacak. Neden? Alt köy gün çok büyük, gösterişli. Bizimki de öyle olacak. Ama şimdi alt köyüne gittiğin zaman ortadan panel vanla bölüyor. Bir kısmına kadınlar, bir kısmına erkekler oturuyor. Ama bizde öyle olmayacak. Kadınlar bir katta, erkekler bir katta olacak. Ekonomik durumu el verirse çatıya banyolu 5 tane oda yapacağız. Banyolu. Mutfak koymayacağız. Ev olmayan gittiği zaman orada oturup yatıp kalkacak. Onu da yapacağız. Bir de bizim yerimiz yola cepheli. Yola cepheli olduğu için orada 23 metre yola cepheli bir bina yapıyoruz. Gösterişi daha fazla olacak. Artı yola cepheye, artı mezarlığın karşısında. Bize genelde cenazeler köylerde kalabalık oluyor. Mezarlıktan çıkan kişiye masa konup pide servisi yapılıyor masanın üzerinde veya araçtan yapılıyor. Yolda Kur'an okunuyor. Şimdi bu problem ortadan kalkacak inşallah. Sizden tekrar rica ediyorum. Burayı ben iyi kötü döndürüyorum. Nasıl iyi kötü dersiniz? Şimdi dersiniz ki bura para içinde yazıyor. Bakın, ben bu 2 sene içinde 12 milyar buraya encil misil para geldi. Yani ceza geldi. Kira bedeli, belediyeden. Daha doğrusu milyarlardan. Bunun 6 milyar civarını ödedik. 6 milyarı daha ödeniyor. Taksitler halini taksitlendirdik. Buranın çöp vergisi vardı. Bu çöp vergisini milletvekillerine defalarca söyledik.
1 milyar şu anda 450 bin lira. Yıllık çöp vergisi. Bina vergisi 600 bin lira. Bura kira Ramazan ocağın adına yapıldığı için muhtasar ödüyoruz. 800 lira da o senelik. Burada bayağı zorlandım. Ben çöp vergisinden yırtarız diye düşündüm. Kanun teklifiyle çıkarsa ama yapmadılar. 3 milyar 400 bin lira gittim yapılandırdım ödedik. İndirimden faydalandık. Yani bayağı zorlandım aslında ama artık o yapacağımız iş gönüllü geldik. Madem işin içinden çıkacağız. Yani burada iyi kötü gidiyor. Zorlansak da. Ama köy konağını rica ediyorum. Sizlerden, sizler destek olun. Destek olduğunuz gibi de etrafınıza etkileyin yani daha doğrusu. Herkes yardımcı olsun ki bu şeyi, eseri yapalım. Şimdi demek istediğim sadece bu idi. Pikniğimizi de geçen sene çok güzel iki gözle de yaptık. O faaliyetimizde bu sene kısmet olursa İstanbul'da yapmayı düşünüyorum. Bu sene bitmeyeceğine göre seneye eğer bitirebilirsek açılışla beraber kısmet olursa köyde yapmak istiyorum. Niyetim bu. Hepinize teşekkür ediyorum başkanım. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ama orada iki öneri var. Onu da oylayalım. Gündeme koyalım. Onu şey de yapacağız. Dilek ötebilimler de koyalım. Tamam. Onu da orada gündeme sokalım. Ayrı bir gündem maddesi olur. Başkanım teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu başkan. Yönetim raporunu okudu. Bunu sizin oylamanı sunuyorum. El kaldırarak oylama kabul edilecektir. Kabul edenler kabul olmuştur. Gündemin 5. maddesine geçiyoruz. Yönetim kurulu ve yönetim kurulu ayrı ayrı iflasını istiyorum. Buyurun. Evet. Bu 2 yıl içinde resmi giderlerimiz şu. Şimdi konu konuyu açıyor. Hemen bu giderlerden laf olunca sizden bir ricam olacak. Şimdi deniyor ki makbuz kesilmiyor. Bak. Makbuzu ben nasıl keseyim? Bakın. Ben eskiden muhasebeci olduğum için bu konuları biliyorum da takip ediyorum. Bu kolay iş değil. Şimdi Ramazan Hoca ne dedim? 12 milyar ecrimisi geldi değil mi? Şimdi dernek bunu Ramazan Hoca adına ödeyebilir mi? Ödeyemez değil mi? Makbuzu kessem kasada gözükecek. Ben oraya ödeme yaptığım zaman nasıl gözükecek? Olmuyor. Buranın suyu Yusuf Karakuş adına. Yer, bina vergisi Ramazan adına. Yani ben şimdi her şeyi açıklamak istemiyorum ama öyle zor durumda kalıyorum ki.